Kıymetli dostlar, kıymetli canlar, hepinize yürekten selamlar, sevgiler. Cumartesi günü yayınımızda yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah sizler için hazırladığım bu yayını beğenirsiniz. Beğenilerinizi lütfen unutmayın. Yayınlarımızı paylaşalım ve abone olmayı unutmayın. Yeni gelen tüm abonelerimize hoş geldiniz diyorum. Sizler için hazırladığım müstakil satılı köy evleri ve bu hafta 3 tane de yaz mevsimi geldiği için kiralıklara bakalım dedim. Araya 3 tane de kiralık attım. Belki içinizden beğenenler veya yazı orada geçirmek isteyenler olabilir diye. Şimdi sizleri fazla da bekletmek istemiyorum. Yayınımıza geçelim, sonra sohbetimize devam edelim. Hadi bakalım. Evet canlar, ilk yayınımızla başlıyoruz. İlk yayınımız İzmir Bergama Katrancı Mahallesi'nde 20 Mayıs 2023 tarihinde bir ilan atmışlar. Bu ilanla başlıyorum. 320 bin liradan atmışlar. Bergama Katrancı Mahallesi'nde bahçeli müstakil konut. Baktığımız yerlere her zaman söylediğim gibi arsa niyetinde düşünün. Eğer içerisindeki ev biraz derli topluysa ne ala. Onlara da biraz daha derli toplusuna da daha fazla ücret istiyorlar maalesef. Günümüzde yaşanan birçok ekonomik zorluklar da bunlara etken canlar. 8 tane fotoğrafı var. İçerisinde bakın böyle bir yapı var. Bergama ve Göltepe arasında 40 dakikalık bir mesafe varmış. Onu da göstermişler. Avlulu kargili ev diye geçiyor. 194,13 metrekarelik de bir alana sahip. Bakın burada ada parselini de vermişler. Şöyle güzel bir bahçesi var. Bahçesinde güzel yetişkin ağaçlar var. Bahçesi güzel ama ev yeniden ayağa kalkması, kaldırılması gereken evlerden bir tanesi. Fazla fotoğrafı yok dediğim gibi. Açıklamasını da okuyayım sizlere. Yolacepe Müstakil Tapu ekonomisi tarım ve hayvancılığa bağlı orman kenarı 450 rakımlı bir köymüş. Nüfus ortalaması da 180'miş bu köyün arkadaşlar. Peki o zaman biz Bergama ve Katrancı mahallesi arasına da bir bakalım. Önce Bergama yazalım. Ve Katrancı diyelim. Katrancı, Bergama, İzmir dedikten sonra evet 41 dakika yani 36 kilometrelik bir mesafe var arkadaşlar. Katrancı ile Bergama merkezin arasında yani çok merkezi bir yer aklınıza gelmesin. Fiyatı 320 bin lira bu yerin. Satıcısı da Sedat Yaşar, 20 Mayıs 2023 tarihinde yayınlamış. 320 bin liradan satışa çıkartmışlar. Bergama Eskici Gayrimenkul olarak ilanı da atmış Sedat Yaşar. Sedat Bey'in cep telefonu 0546-812-3112, 0546-812-3112, bu numaradan kendisine ulaşabilirsiniz canlar. Bir başka ilanıma geçtim. Denizli Güney Eziler Mahallesi'nde 300 bin liraya satılık, burası da Mert Emlak'tan kupon yazlık ev, 353 metrekare bahçeli demişler. Denizli Güney Eziler Mahallesi'nde burası da. 13 tane fotoğrafı var. Görmüş olduğunuz gibi bir kısmı tuğla, bir kısmı yığma tuğla şeklinde. Alt kısmı da taş görüyorum. Bahçesi çok güzel. 353 metrekarelik de bir alana sahip. Yığma tuğla ile yapılmış. Muhtemelen galiba içinin fotoğraflarını koymadılar. Pencereler tabii istiyor. Şuraya bir daha bakacağım. Şurada çatıda da sanki bir onarıma ihtiyaç var. 353 metrekare tapu alanı var canlar buranın. 353 metrekarelik bir yer burası. Öz nitelik bilgisine baktığımız zaman 104'e 10 parseli. Bakalım açıklamaya ne yazmışlar. Mert Emlak'tan Denizli Güney Eziler Mahallesi'nde köyün içinde bulunan 104 ada 10 parselde bulunan 353 metrekare bahçemiz satılıktır. Bahçenin vasfı arsa olarak geçmektedir. İçinde tamir isteyen 80 metrekare ev vardır. Elektrik su abonesi vardır. Tapu müstakil tapudur. Üzerinde hiçbir sıkıntı yoktur. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Fiyat 300 bin pazarlık vardır demişler. Demek ki biraz da pazarlık yapacaklar. Peki Güney ile Eziler Mahallesi'ne biz Denizli'ye bakalım.
Güney diyelim, Denizli ve Eziler Mahallesi, Eziler Güney ile Güney arasındaki mesafe 8,2 kilometre, Eziler'in merkezine 11 dakikalık bir mesafesi var canlar. Güney bakın şurası ve Eziler de şurası. Eziler talebe yurdunu görebiliyorum. Eziler'in içinde demek ki her şey, bulabileceğiniz, arayabileceğiniz her şey vardır. Belki burayı bilenler de bilir. Arkadaşlar, bölgeleri bilenler de aşağıya yorum yaparlarsa hepimiz bilgi sahibi oluruz diye düşünüyorum. Evet, buranın kilometresi ve mesafesine baktıktan sonra ilan 300 bin liradan çıkmış. 10 Haziran 2023 tarihi, yani bugün tarihli bir ilan. Denizli Güney Eziler Mahallesi'nde bu ilan Osman Mert, Mert Emlak İnşaat adına atmış 300 bin liradan. Cep numarası 0545-927-0386, 0545-927-0386, ulaşabilirsiniz kendisine. Bir başka ilanımız yine Denizli Bekili Ekiz Baba Mahallesi, bu da 10 Haziran ilanlarından bir tanesi, bu da 375 bin lira diye bunu da aldım ve 869 metrekare olduğu için biraz da açıkçası dikkatimi çekti. Uygun düşük bütçeli canlara bakıyoruz işte. Yani daha uygun fiyatları da bulmak isterim ama maalesef ortam sizler tarafından da görülüyor. Şimdi içerideki evin vaziyeti bu canlar. Şöyle tuğlayla örülmüş, pimapen pencereler falan takılmış. Üstü böyle çok böyle derme çatma bir şeyle kapatılmış ama onun arkasındaki, yani evin devamına beton atılmış, üstüne çatı yapılmamış. Bu da oldukça fazla bir rutubet almasını sağlar diye düşünüyorum. Ekiz Baba'da böyle otobüs durağını falan koymuşlar ama o dama çıktığınız zaman da manzara efsane. Şöyle gösterelim. Bahçe de büyük aslında. Büyük bir bahçeye sahip. Bakın dam dediğimiz yer burası. İşte yağmurda, kışta buralardaki suyu ya membran, bilmiyorum bilir misiniz, membranlar var. Genelde membranla yapıyorlar bu tür damları. Ama bana sorarsanız membran da çok sağlıklı değil. En güzeli çatı yapmak. Ama hepsi de maliyetli. Maliyetimin bir kısmını düşürmüşler. En azından beton atmışlar gördüğünüz gibi. Manzarası gerçekten güzel. Güzel, bak evin içinin de fotoğrafları var. Görüyor musunuz, bakın tavanlarda biraz önce bahsettiğim işte rutubet oluşmaya başlamış. Bir işler var, yani burayı ayağa kaldırmak lazım. Ayağa kaldırılır mı? Kaldırılır. Çok fazla çünkü yıkık, dökük değil. Tamirat, tadilatla ayağa kalkar. Şeyi de örmeye çalışmışlar ama yarım bırakmışlar. Bahçeyi de örmeye çalışmışlar tuğlayla. Sonra yarım bırakmışlar. Bahçesi güzel, bahçesini beğendim. Çeşitli ağaçlar da var bahçede ve manzarası da gayet güzel. Bakalım şimdi. Denizli İl Bekilli ilçe 157 adı 58 parsel. Ekiz Baba Mahalle Köy parsel numaralı taşınmaz. Ekiz Baba Köy yerleşik alanı içerisindedir. Tapu kaydına göre 869,14 metrekare alanlı bağ vasfındadır. Parsel üzerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde 230 taban alanlı tek katlı kargir hayvan ahırı binasının bulunduğu tespit edilmiştir. Ahır binasının duvarları tuğla malzemesinden, üzeri sıvasız, çatısı çelik çatı, üzeri trapez saç örtülüdür. Elektrik su aboneliği vardır. Yatırıma uygun çiftlik yeri ve arsası demişler. Konu taşınmaz köy içi iki kat imarlı arsa özelliğindedir. Bu da güzel. Almak isteyenlerin gidip yerini görmesi gerekmektedir. Firmamız Ankara'da olup yer gösterme yapamıyoruz. Tüm satışlarımızda müşterilerimize fatura verilmekte olup Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinden satış alabilirsiniz. Yani her yerden tapu yapabiliriz demek istemişler. Peki Bekirli ile Ekiz Baba Mahallesi, bir bakalım. Bekirli Denizli diyelim ve Ekiz Baba diyelim. Ekiz Baba Bekirli Denizli arasındaki mesafe 15,4 kilometre, yani 19 dakikalık bir mesafe var Bekirli'nin merkezine arkadaşlar. Bakın Ekiz Baba burası. Bekirli merkezde şurası. Görebiliyorsunuzdur inşallah şuradan. Bakın şöyle bir mesafe 15,4 kilometre 19 dakika.
demişler. 375 bin liradan atmışlar bu ilanı. Ne zaman? 10 Haziran 2023. Yani yeni atılan bir ilan. Denizli Bekirli Ekizbaba Mahallesi'nde Yıldız Mülk Proje Danışmanlığı bu ilanı vermiş. Cep numaraları 0532 381 6901. 0532 381 6901. Bu numaradan kendilerine ulaşabilirsiniz canlar. Peki devam edelim, Aydın'a gidelim. Aydın Bozdoğan Cumhuriyet Mahallesi'nde yine 10 Haziran 2023 tarihli yani yeni bir ilan var. 875 bin liradan bu ilan satışta arkadaşlar. Şöyle karşımızda şöyle bir ev, yani şu çiçekler olağanüstü güzel bir görüntü sağlamış. Gerçekten bayılıyorum. Begonya'ydı sanırım. Begonville de deniyor. Birçok adı ismi var. Güzel bir yer. Yemyeşil. Gerçekten. Bozdoğan merkezde demişler. Mükemmel taş ev demişler. İçeride masraf var arkadaşlar. Ama ev ayağa kalkarsa, biraz önce birinci fotoğraftaki işte tavan, bu Denizli'nin birçok köyünde ve Muğla'da da görebileceğimiz eski köy evlerimizde olan işlemeler, şu anda bu işlemeleri yaptırmaya kalksanız dünya para tutar. Ama birçoğu da istemeyebilir tabii. Bunlar da tercih meselesi. Bakın şurada zaten tavanlar falan çökmüş. Şöyle bir de kapalı alanı var, ahır gibi kullanılabilecek olan. Bahçesine ben bayıldım. Bahçesine bayıldım. Ağaçları falan çok güzel. Meyve ağaçları. Manzarası zaten muhteşem. Köyde şirin bir köye benziyor. Oo, leylek canlar da burada. Evet, koyun canlar da. Tavanlar. Ben olsam tavanları hiç değiştirmem. Güzel bir bakımla harika bir hale gelir tekrar cilala ve bakımla. Şimdi canlar bakalım ne yazmışlar. Evimiz taş ev olup 100 yıllık olduğu söylenmektedir. Önünde geniş avlusu vardır. Konum olarak merkez mahalle olup doğa ile iç içedir. Madran Dağı'nın eteklerinde muhteşem havası ve suyu ile sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürebileceğiniz bir yer. Evimiz 370 metrekare arsa alanına sahip olup İki kat şeklinde mimarisi vardır. Alt katta 2 oda WC olup üst katta 4 oda bulunmaktadır. Arka bahçede WC, mutfak, su kuyusu, 3 adet üstü kapalı hayvan damı bulunmaktadır ki onları gördük biraz önce. Bozdoğan Madran suyu ile doğal güzellikleriyle turizm merkezlerine Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Didim, Pamukkale olan yakınlığıyla tercih edilen ilçelerimizdendir demişler. Şimdi zaten kendi konumuna da bir mahalle olduğu için burası, girdiğimiz zaman bakın Bozdoğan merkez burada. Yani merkezle arasında yürüme mesafesi 3-4 dakikalık bir mesafe var. Buradan da sol taraftan arkadaşlar şu kutucukları işaretlerseniz, sahibinden.com'dan mesafelere bakmayın ama mesela marketti, camiydi, bakın hepsini gösteriyor. Görüyor musunuz merkezde neler olduğunu? Hepsini gösteriyor. Mesela Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi girişiymiş. Fatih Ortaokulu varmış. Eczaneleri gösteriyor. İşte Toplum Sağlığı Merkezi burada. TOKİ Bozdoğan Konutları. Yani merkezi oldukça hareketli bir yer arkadaşlar burası. Ve burası da 875 bin liradan bugün itibariyle 10 Haziran 2023 tarihinde Efekent Emlak tarafından ilana atılmış. 875 bin lira, 370 metrekare bu gördüğünüz ilan. Cep numarası 0545 505 0909. Tam Aydın işi. 0545 505 0909 Aydın plakayı yapmışlar telefona da. Bozdoğan merkezde mükemmel taş ev. Devam ediyorum canlar. Ezine'ye gidiyorum. Şimdi denize yakın isteyenler varsa Çanakkale Ezine Çamlıca köyünde. Hani öyle çok yakın değil. Deniz manzaralı değil belki ama denize yakın sayılabilecek bir mesafede.
Bir ilanımız daha var. Yine bugün tarihli. 60 tane fotoğrafı var canlar bu ilanın. Bakın köy yoluna 20 metre şuradan şöyle cephesini göstermiş. 260 metrekare arsa içerisinde taş ev ve betonarme ev. Şu ikisi. Şuradan şöyle gösteriyor bakın. Drone çekimleri yapılmış. İçleri de bu vaziyette. Birisi betonarme evlerin. Şu. Birisi de taş ev demiş. Yani belki iki ailenin oturulabileceği bir hale getirebilirsiniz burayı. Bahçesi de kalıyor. Bahçesi de güzel yani. O ağaç falan o bahçeye mi ait bilemedim yani. O mu? Evet, oraya ait. Yani şurada var. Şurada bir ağaç var. Şurada bir ağaç var. Şuradan bakın girişi var. Avlusu var. Şuradan bahçeye doğru devam ediyor. Elektriği bağlı. Gördük onu. Şurada da şuradan şöyle çıkıyorsunuz merdivenlerden. Teras gibi yapmışlar. Şurası yani. Yeşillikler içinde. Tabii bakım olduğu zaman mükemmel olur da. Derler ya işte bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. O hesap. Yukarıdan drone çekimlerini izliyoruz. Bayağı bir masraf var ama betonarme evi kurtarma şansınız daha yüksek. Onu da söyleyeyim. Bakalım açıklamaya ne yazmışlar. Çanakkale ili Ezine ilçesine bağlı Çamlıca köyünde 260 metrekare arsa içerisinde 60 metrekare ve 80 metrekare 2+1 taş ve betonarme ev olup yola 20 metre cephesi olan elektrik su problemi bulunmayan betonarme ve taş ev satılıktır demişler. Diğerleri reklam zaten konuşmanın. Peki Ezine ve Çamlıca köyü arasına bakalım bir. Mesafeyi de görelim değil mi canlar? Ezine Çanakkale diyelim. Ve Çamlıca Ezine Çanakkale dediğimiz zaman mesafe 23 dakika yani 24 kilometrede ulaşabiliyorsunuz. Çamlıca burası arkadaşlar. Çamlıca köyü Ezine'nin merkezine 24 kilometre 23-25 dakikada ulaşabileceğiniz bir mesafe. Denize de yaklaşık buradan bir daha işte 40 dakika falan böyle mesela Kumburnu diyelim. Kumburnu diyelim, Kumburun diyelim. Kumburun dediğimiz zaman da evet 40 dakika yani 43 dakika hatta Mahmudiye yolu üzerinden bize 34 dakika 31 kilometrede sahile Kumburun'a ulaşabileceğimizi de gösteriyor. Bu da güzel. 775 bin lira istiyorlar buraya Çanakkale Ezine Çamlıca köyünde Emrah Başaran Başaran Gayrimenkul adına bu ilanı atmış arkadaşlar. 260 metrekare toplam alanı var buranın. İki tane de ev var içerisinde. Tabii bakımsız evler, tadilat, tamirat isteyen evler. Ama bir tanesini yıkıp bir tanesinin de oturabilirsiniz yaptırıp ya da iki aile olur, abi kardeştir yine birlikte oturabilirler. Pek geçinemiyor insanlar bu dönemlerde ama inşallah geçinen insanların da ben çokluğuna inanıyorum. İyiler her zaman fazla olsun ki dünyada denge bozulmasın inşallah. Cep numarası 0543 677 6583 0543 677 6583 bu numaradan ulaşabilirsiniz canlar. Ezine'yi de geçtim ve evet bu da 10 Haziran 2023 tarihli bir ilan. Düzce'yi ben çok seviyorum. Hem İstanbul'a yakınlığıyla belki de bir de biraz Karadeniz'i andırdığı için, o Karadeniz'in yeşilliğini andırdığı için Düzce'deki evler de farklı. Birçok kez gittiğim yer. 700 bin liradan atmışlar burayı. Düzce Merkez Fındıklı Aksu köyünde demişler. 32 tane fotoğraf var. Şu fotoğrafı gördüğüm zaman zaten içim açılıyor sizler gibi. Muhteşem yani. Her yeri yeşillik. Gerçekten Düzce, Bolu. Bakar mısınız? Zaten ormanın dibi. Tam insanın nefes alabileceği bir yer. Evin hali de bu arkadaşlar. Evin hali de bu. İki katlı ahşap bir ev. Şöyle bir balkonu da var.
Yani bir elden geçirirseniz, zaten oturuyorlarmış burada. Tekrar oturulabilecek hale gelir. Dün de bu ilana bakarken, şimdi gezerken, iki gün önce, dün değil, iki gün önce Balat'ta ahşap bir eve girdim. İnanın, genelde büyük şehirlerde betonarme evlerde oturuyoruz. O ahşap evin için çok eski bir ev ama, tarihi bir ev. Yani böyle bastığınız yerden gıcırtılar geliyor ama. Allah korusun, şu deprem şeyinde korkusu yaşadığımız şu dönemlerde özellikle, bu evlerin içine girince böyle sanki daha böyle bir rahat oluyorsun gibi geliyor. Bilmiyorum neden. Ama yıllardır, yüzyıllardır hatta, o İstanbul Balat'ta o tarihi ahşap evler hala yıkılmamış, ayakta duruyor. Allah göstermesin, hani bir yangın olursa onlar da ahşap ev. Ama depremde gerçekten hiç korkulmadan, yani korku olmadan yaşanabilecek yerler aslında ahşap evler. Keşke bütün evler öyle olsa. Ama maalesef hep dikine dikine, yukarıya yukarıya çıkılan, çünkü arsaların yanına bile yaklaşılmıyor. Hele hele büyük şehirlerde. Bakın, köy yerlerine bakıyoruz işte. Orada bile fiyatları görüyorsunuz. Şimdi burası arkadaşlar 455 metrekare. Arsanın metrekaresi bence güzel. Yeni atmışlar bu ilanı. Bakın, İstanbul'a yakın, böyle düşünüyorsanız, Düzce merkeze yakın, İstanbul'a yakın olarak düşünüyorsanız, bence fena bir yer değil gibi geliyor bana. Öz nitelik bilgisinde de ahşap ev ve bahçesi olarak, bakın, 455 metrekare olarak da geçiyor. Yani buralarda arsa bu paralara alayım, üzerine ev yapayım bulamazsınız. Tarla vasfında yerler bulursunuz. Bu hazır işte, içinde evi olan bir yer. Tamiratla ayağa kalkabilecek bir yer. Ama metrekareyi ben beğendim. Şimdi bir de buradan okuyalım. Düzce Merkez Fındıklı Aksu Köyü'nde 455 metrekare arsa içerisinde 2 katlı ahşap köy evimiz satılıktır. Fındıklı Aksu Köyü Düzce şehir merkezine 11 kilometre, kalıcı konutlar bağlantı yolu AFAD kavşağına 4 kilometre uzaklıktadır diyor. Arkadaşlar, 11 kilometre, yani 10 dakikalık bir mesafe söylüyorlar. Biz de bakalım Düzce ile bu köyün arasına daha şey buluruz, daha net buluruz Fındıklı Aksu. Evet, 18 kilometre, yani 30 dakika sürüyor. Bu 11 kilometre değil, 18 kilometre gösteriyor bizim tam otogarına, yani merkezine, Düzce'nin. Fındıklı Aksu köyü dediği yerde burası. Öyle çok büyük bir köy değil ama muhteşem bir manzaraya, yani muhteşem bir havaya hakim bir yer. Gittiğim yerler, gezdiğim yerler, gidip görmenizi tavsiye ederim burayla ilgilenecekler için arkadaşlar. 10 Haziran 2023 tarihinde, yani bugün atılmış, cumartesi günü atılmış, 700 bin liradan Erhan Keskin tarafından, Doğru Yapı ve Gayrimenkul tarafından bu ilan. Cep numarası 0506-253-44-69, 0506-253-44-69, bu numaradan ulaşabilirsiniz canlar. Geçelim kiralıklara. Sizler için birkaç tane de kiralık baktım. Malum yaz geldi, deniz mevsimi açıldı, okullarda tatil oluyor. 10 bin liraya Muğla Fethiye Kargı Mahallesi'nde böyle müstakil aylık kiralık bahçeli taş bir ev gördüm. 12 tane fotoğrafı var. Çok cici bir ev. Şöyle iki tane ev yan yana, bu sizi rahatsız eder mi etmez mi bilmiyorum. Ama banyosu falan her şeyi yeni. Mutfağı şeylerini de yeni yapmışlar, tezgahlarını. Dolaplar aşağıda, yukarıda sanırım dolap koymamışlar. Genelde tavanları ahşap kaplama olarak yapılmış. Ya tek katlı ev işte, yani yazlık bölgede bu insana çok çok yeter de artar bile. Hani öyle çok şaşalı 3 katlı triplex falan villalar hayal ediyorsanız o başka tabii. Onların fiyatları da hayal ettiğinizin biraz yukarısında olduğu için. Biz yine böyle karınca kaderince ufak tefek yerler, kendimiz kendi çapımıza göre bakıyoruz diyelim. Şimdi 10 bin lira buraya istiyorlar kiralık bahçeli taşı. Demet Mert bu ilanı atmış, mal sahibi olarak. Fethiye Kargı'da bulunan müstakil evimiz 1+1 eşyalı olup aylık olarak kiraya verilmektedir demiş. Arayıp görüşebilirsiniz kendisiyle.
Kargı da burası arkadaşlar. Bakın denize yakınlığını da görün. Görüyor musunuz? Yani denize de yürüme mesafesinde bir yer. Bu bütçede aylık yaz tatilini geçirecek olanlar ya da işte bu tür müstakil ev bakanlar için belki de hem tatilini geçirecek hem de bölgeyi tanıma açısından iyi olacaktır diye düşünüyorum. Demet Mert 0534 580 25 67 0534 580 25 67. İkinci kiralığım nereden? Çepni'den. Bursa Mudanya Çepni Mahallesi'nde. Bu da yine 10 Haziran ilanlarından canlar. Şimdi burada fotoğrafları büyüttüğüm zaman az olacak. Ben şöyle yapacağım. Önce bir büyük fotoğraflarımı göstereyim diye. Ama yok. Yani büyük fotoğraflara çok geçmiyor. Şuradan başlayalım. Şu fotoğraftan başlayalım. 7500 lira yazmışlar. Evin içi şöyle ahşap. Şöyle göstereyim. Mutfağı yeni. Çok güzel bir soba var içeride. Banyosu yeni. Üst katı çatı katı da böyle güzel ahşap merdivenden yukarı çıkış var ve çok da güzel bir manzaraya sahip gerçekten. Bahçesi de öyle. Bahçesi de çok güzel. Bakalım şimdi okuyacağız neler yazmışlar. İki katlı deniz manzaralı bahçeli müstakile elektriği, suyu, her şeyi resmidir canlar. Burayla da arayıp görüşebilirsiniz. Bursa tarafını düşünenler, Mudanya Çepni mahallesi tarafını düşünenler. 10 Haziran 2023 tarihinde mal sahibi olarak Yağmur Kuzu bu ilanı atmış. 0535 087 78 57 0535 087 78 57 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Bir diğer kiralığım da Muğla sevenlere gelsin. Muğla Milas Meşelik Mahallesi'nde. 13 bin liraya buldum bunu da. Meşelik'te havuzlu sitenin içinde 2+1 müstakil bahçeli kiralık demişler. Bu fotoğrafları büyüyor. Şöyle bakalım. Yani mutfağı, banyosu temiz. Şöyle. Balkonundan da evet manzarası güzel. Güvercinlik, Meşelik'te böyle bir ev arkadaşlar. Bakacağız şimdi yıllık mı istiyorlar kirayı, aylık mı istiyorlar? Açıklamasını okuyacağım sizlere. Evet. Bakalım. 2+1 90 metrekare full eşyalı, güvenlikli, güzel oba sitesinde 2 katlı müstakil bahçeli yıllık kiralık dubleks dairemizi görmek için lütfen benimle iletişime geçiniz demiş. Büyük havuzlu, çocuk havuzu, deniz, göl ve doğa manzaralı büyük bahçeli. Anayolu 300 metre, en yakın Şok Market ve Migros 300 metre. Karyaport, AVM alışveriş merkezi 500 metre. Güvercinlik ve Boğaziçi plajları 2 kilometre. Bodrum Havalimanı 8, meşhur Mazı ve Çökertme gibi bazı plajlara araç ile 30 dakika mesafede. Adres konumu doğru işaretlenmiştir. Yıllık kiralama yapılacak olup peşin ödemede indirim yapılacaktır demiş. Evet, yani yıllık kiralamada peşin ödeme indirimi yapılıyormuş. İki kira bedeli depozito alınacaktır demiş. Detaylı bilgiler için randevu alınız. Evet arkadaşlar, bu da Muğla Milas Meşelik Mahallesi'nde. 13 bin lira demişler ama belki yıllık peşin ödemede bir kolaylık sağlayacaklarını söylemişler. E-Grup Gayrimenkul Murat Korkmaz bu ilanı 10 Haziran 2023 tarihinde atmış. Telefon numarası 0532 369 22 81. 0532 369 22 81. Bu numaradan ulaşabilirsiniz. Bu da son ilanımdı. Sizler için emek verip hazırladığım videolarımı beğenip paylaşan, yorum yapan, abone olan tüm canlara yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizin yorumlarını selam olarak adlediyorum. İnşallah gücünüz yeter de daha güzellerini Yüce Allah'ım hepinize nasip eder. Herkes dişinden tırnağından arttırarak bir çaba içerisinde, işte kimisi dolar, kimisi altın, kimisi arsa, araba, daire,
bir şeyler, bir yatırımlar yapmanın peşinde koşuyor. Bir yandan çalışıyor, mutfağından kısıyor veyahut eğlencesinden kısıyor. Hayatından bir şekilde kısarak para biriktirip bu tür yerleri almaya çalışıyor. İnşallah Yüce Allah'ım hepinizin gönlünde yatanı sizlere nasip etsin. Sizi sevenler için, sevdikleriniz için kendinize çok çok iyi bakın. Yüce Allah'ıma emanet olun. Hoşça kalın kıymetli dostlar.